Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün benim hayatım çok önemliymiş. Bugün benim hayatımı dinleyeceksiniz. Çok kısa olarak hayatımda önemli, spontan ve aynı zamanda hani spot diyebileceğimiz pivot noktalardan kısaca bahsedeceğim. Bunlardan birisi, ben bir tütün çiftçisinin oğluyum. Beş kardeş olarak bir aileydik. Bu beş kardeşin her biri farklı farklı yerlerde, farklı farklı şekillerde gelişmeye çalıştı. Benim o tütün tarlasında yaptığım su taşımalardan hareketle, aynı zamanda tütün dikmek için bir yamga vardır. Yamganın, yamga ile toprağı delersiniz, bir su dökersiniz. Arkadan insanlar oraya tütün fidelerini dikerler. Böylece kocaman bir tarlayı birkaç gün içinde eker, bitirirsiniz. Böyle bir su taşımadan ve su dökme deriz biz ona, su dökmeden devam eden bir çocukluk hayatım. Aynı zamanda ineklerimiz vardı. O ineklerimizi de dağlarda, bayırlarda gezdirir. Hatta orada ben birazcık cambazlık yapıyordum. Ağaçtan ağaca geçerek değişik değişik şeylerden. Herhalde spora oradan başlamış olduk. Hatta ilk spor deneyimlerim de küçücük bir Jiu-Jitsu kitapçığı bulmuştum. O Jiu-Jitsu kitaplığı ile beraber kitapçığını okuyarak böyle ağaçlara, dallara saldırır efendim. Orada kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Çünkü yok etrafta kimse. İlkokulumu aşağı yukarı 15 kilometrelik bir mesafeyi tor lastikleriyle, bizim o zaman tor lastikleri vardı böyle şeyden, o lastiklerle gider gelirdik. Delinirlerdi lastikler, hiç aldırmazdık. Ve okula gittiğimizde de onları çıkarırdık ayağımızdan ve bir miktar yanın ayak gider, çeşmede ayaklarımızı yıkar, ayakkabılarımızı da yıkar. Okula girerken şeyle beraber, o temiz lastiklerle içeri girerdik ve 5 sınıflı bir okuldaydık. Tek bir hocamız vardı. O şekilde 4 yıl bu köy okuluna gittim. 4 yıldan sonra 5. sınıfımı, benim ideallerim vardı. Ben daha iyi bir okula gitmem ve daha yüksek bir eğitim almayı düşünüyordum. Köy okullarında bunun olamayacağını düşünüyordum. Ve oradan şehir okuluna, o da yaklaşık olarak 7-8 kilometre bir mesafeydi. Akçabat'ta bir ilkokula gittim. 5. sınıfını orada okudum. Bu da bana sürpriz şu geldi. Yukarıdayken daima okulun, sınıfın birincisiydim. Hatta 4. sınıftayken 5. sınıfların sorularını cevaplardım. Hoca 5'lere sorardı. Çünkü aynı sınıftaydık, aynı sınıfın içindeydik. Hoca 5. sınıflara sorardı, cevap veremezlerdi. Hasan biliyor musun derdi, bana sorardı, ben cevap verirdim. Böyle de bir popülaritem vardı bilgi bakımında. Sonra şeye gelince, Akçabat İlkokulu'na gelince, Akçabat Ortaokulu'nda birdenbire sınıfın sonuncusu oldu. Çünkü öylesine bir gelişme, farklı bir yapı. Ben de uyamadım, bir sürü uyum sağlayamadım. Neyse, sonunda oradan mezun olduk. İyi de bir öğretmenimiz vardı. Nüfusçunun kızı derdi. O bizim hocamız. Oradan ortaokula geçtik. Ortaokulda çok iyi bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Sağ olsun Kemalettin Dilaver diye. Kemalettin Hoca bizi çok iyi hazırlardı. Ve 19 Mayıs gösterilerine çıkardık. 19 Mayıs gösterilerinde de bize demirden çemberler yaptırmıştı. Büyük bir çember yaptırmıştı. O çembere pamuklar sararardı ve gazla üstü gazlanırdı, yakılırdı. Biz atlardık o çemberlerin içinden geçer, karşı tarafa takla atarak geçerdik. Böyle başladık. Biz beden eğitiminde de çok iyiydik. Sonra Trabzon Öğretmen Okulu mezun olduğumuzda Trabzon Öğretmen Okulu'na başvurdum. Polis Okulu'na başvurdum. Birkaç yere başvurdum. Nihayet Trabzon Öğretmen Okulu'na kazandık. Trabzon Erkek Öğretmen Okulu'nda 4 yıl okudum ben. Bir sene kaybettim, matematikten kaybettim. Ve orada bir sene, bir dersiniz dahi şeyse böyle borçlu borçlu geçemiyordunuz, kalıyordunuz ve kaldım. Ve orada da bütün spor işleri bana tamamıyla devredilmişti. Ve spor yurdunu yönetiyordum. Spor başkanıydım aynı zamanda. Ve o arada unutamadığım çok önemli şeylerden, bunu işte Trabzon'da sizinle paylaşmıştım. Trabzon Lisesi'yle futbol maçı yapıyoruz. Trabzon Lisesi'nin takımı da bir kısmı kulüplerde oynuyor. Biz kulüpte oynamıyorduk o zaman futbol, ben bilmiyordum.
Hoca dedi ki sen dedi kalecimiz ol dedi. Dedim ben kaleci hiç kaleye girmedim. Basketbol, voleybol de söyle bana jimnastik yapayım. Ama hiç futbolla böylesine bir şey hele kalede hiç durmadım. Dur bakayım dedi sen geç dedi kum havuzunun yanına dedi. Geçtim kum havuzuna bana bir iki top attı. Ben de öyle Yunus'la atlayarak topu yakaladım. Tamam dedi sen dedi bizim kalecimizsin. Hadi bakalım. Gittik liseyle maç yapmaya. 8 gol yedim. 8 gol yedim. Ondan sonra bir daha ne kaleye ne futbola. Oradan uzaklaştım. Neyse o çok önemli sürpriz oldu bu. Tabii jimnastiğimiz çok iyi olduğu için amacımız Gazi Eğitim Enstitüsü'nün beden eğitim bölümüne girmek. O zaman sadece beden spor yüksek öğrenimi veren kurum Gazi Eğitim Enstitüsü'ydü. Ve 1932 yılında kuruldu biliyorsunuz. Ve oraya mutlaka gideriz diye. 5-6 kişi arkadaş mezun. O hep bizim o elit grubu, jimnastik grubu ile beraber. Bunun için Ceyhan Murat Hanoğlu vardır. Resim şeyle onlar tanırlar. Çok iyidir. Efendim onlar gittik. Ve sınava girdik. Sınavda bütün yarışmalardaki o zaman 5 ayrı dalda yarışma yapılıyor. Bunların derecelendiriliyor ve öyle giriliyor. Yarışmalarda en kötü durumum beşincilik. Birinci olduğum, ikinci olduğum yerler var. Artık mutlaka garanti girdik diye düşünüyorum. Neyse listeler asıldı. Bir baktık ki ben yedekte bile yokum. İşte bu benim hayatımı değiştiren çok önemli olaylardan birisi oldu. Sonra bunu bir İstanbul Eğitim Enstitüsü'nü kazanıp oranın da asistanlığını kazanıp şeye geçtiğimde bir kampta oradaki oranın hocalarıyla beraber oldum. Ben hala daha o zamana kadar niye kazanamadığımı bilemiyordum. Dedi ki bana hoca rahmetli oldu. Sen dedi niye kazanamadığını biliyor musun dedi. Bu aşağı yukarı 4-5 sene sonra oldu. Hatta 6-7 sene olması lazım. Çünkü ben Van'a gittim. Van'dan tekrar İstanbul'a geldim. Asistanlığım bitti. Hoca oldum. Ondan sonra bir kampta beraber olduk. Dedi ki niye kazanamadığını biliyor musun sen dedi. Yok dedim bilmiyorum ne olur sen biliyorsan dedim de zaten biliyorum o şeydi komisyondaydı. Dedi ki bizim dedi masaj hocası vardı. Masaj hocası rahmetli oldu. Hatta şimdi halen daha burada resmi vardı benim yanımda sağ olsun. Sonra cenazesine gitmek nasip oldu. Kendisine gittim. Daha doğrusu o söylemiş ki bu adamın cezası var. 15 günlük cezası var. Onun için bunu alamayız. Ceza da nedir? Benim hayatımı değiştiren bir olaydır. Öğretmen okulunda kızlar bizde gündüzde okurdu. Biz yatılıydık. Ve bir kız arkadaşımız oldu. Kız arkadaşımız da nasıl oluyordu o zaman kız arkadaşlığı? Onlar karşıdan biz 3-4 kız beraber yürürlerdi. Biz 3-4 erkek beraber yürüdük. Geçerken şöyle birbirimize bir tebessüm ederdik. Bizim arkadaşlığımız buydu. Ondan sonra neyse bir gün bizim bir abimiz olan arkadaşımız şeye gidiyor. Askere gidiyor. Mezun oluyor. Ali Okulu'na gidiyor. Isparta'nın oralarda bir yer. Ve oradan bir mektup yazıyor. Mektubu bana gönderiyor. Mektubun içinde bütün her şeyi yazıyor. Kendi arkadaşı var. O hani grup gidiyorduk ya. Onlardan bir tanesi bu. Neyse kendi arkadaşına bir mektup yazıyor. Bunu benim mektubun içine koyuyor. Bana da yazdığı her şeyi benim kız arkadaşımla ilgili olan ilişkimi de şey yapıyor. Yazıyor olduğu gibi. Bu mektup geliyor. Bir akşamüstü Ahmet Bey bir eğitim şefi bir anons yapıyor. Mektuplar dağıtılır, anons da dağıtılır ve bize er mektubu okuyor. Sürekli okunur, bakılır yani mektuplara, önemli görülen mektuplara. Neyse gittim, bana mektubu uzattı. Dedi ki Hasan dedi, mektubum var dedi. İyi alayım hocam dedim. Ben dönüştüm. Hiç o zamana kadar okula mektup hiç hayatta gelmedim. Babam Almanya'daydı. Belki o ondan gelmiş olabilir ama o eve gönderiyordu. Niye buraya göndersin diye düşünüyorum. Mektubu alırken dedi ki bu biraz kalınca ben buna bir bakayım dedi. Aldı geriye. Neyse olur dedim. Ben de çıktım. Biraz sonra bir saat sonra falan tekrar anons edildim. Gittim. O dedi sen neler yapıyormuşsun da dedi bizim haberimiz yok dedi. Hayrola hocam dedim. Sen dedi millete mektup taşıyormuşsun. Kendi kız arkadaşların varmış dedi. Aha, ben de okulun en popüler öğrencilerinden birisiyim.
Yani nöbetçi olduğumda öğretmenler nöbet tutmazlardı. Sadece ben bakardım. Bütün lokanta işine, şuna buna, her şey. Neyse, hayrola nedir dedim. Dedi böyle böyle bir durumu var senin. Allah Allah. Peki dedi, ne yapacağız? Dedi yarın dedi gel hemen dedi. Seni dedi şey yapacağız, soruşturma yapacağız. Ondan sonra boynumu büktüm çıktım. Ve ben ondan dolayı 15 gün ceza aldım, kısacası uzatmayalım. 15 gün ceza benim bütün sicilim boyunca, yaşamım boyunca arkamdan gelen, ki öğretmenlik bölümlerinde, öğretmenlikte ceza almak çok önemli bir şeydi. Hemen o zaman bir madde vardı, şimdi hatırlayamayacağım. O maddeye girdiğiniz zaman hemen okuldan atılırsınız ve hiçbir hak iddia edemezsiniz. Başka bir okula da gidemezsiniz. Böyle bir şey vardı. Sıkı bir konumu var. Neyse sen dedi 15 gün ceza almışsın dedi. Onun için giremedin dedi okula dedi. Ve bunu da Cumhur Bey, hocanın adı Cumhur Bey'di komisyonda. Cumhur Bey dedi bunu da ısrar etti dedi. Biz dedik ya bu çok iyi bir çocuk. Değerleri çok iyi, çok iyi neticeler aldı. Olmaz dedi. Biz dedi öyle dedi, alamayız dedi. Neyse onun ısrarıyla biz giremedik Gazi eğitimi. Ondan sonra biz tabii ondan sonra kura çekildi. Biz şeyi Antalya Kumluca kazası Gödene Yaylası'nda ilkokul öğretmenliğine gittik. İlkokul öğretmenliğinde hocalık yapıyoruz. Ben oradan işte devlet su işlerinin şeylerinden bir kamyon kum getirttim. Ondan sonra bahçeye bir kum havuzu yaptık, bir voleybol sahası yaptık. Çocuklarla ördüğümüz filelerle bir voleybol filesi yaptık. Ve çocuklarla oynuyoruz. Böyle bir spor faaliyettir. Uzun atlama havuzu falan filan. Neyse bir müfettiş geldi bana. Müfettiş dedi ki bir böyle tebrik, bayram tebriği falan nasıl yazılır diye onu öğretiyorum. O da geldi dinliyor. Dinledi biraz sonra geldi dedi ki ya de, sen de buralarda bir sürü şey yapmıştın. Voleybol sahası şu bu sen sporla iyi aran. Niye Gazi eğitime gitmedin dedi. Dedim vallahi gittim de beni almadılar. Beğenmediler. Hayrola dedim durum böyle böyle. Ondan sonra ya üzüldüm dedi gitti. Aradan bir iki gün geçti. Bir pazardı ya cumartesiydi. Hatırladığım kadarıyla. Biz müdürle beraber iki kişiyiz okulda. Müdürle beraber bir ava gidelim dedik. Gittik biraz avlanıyoruz falan ama bayağı dolaştık, yorulduk, döndük geldik şeye. Tam geliyoruz, karşıdan bir asker koşarak bize doğru geliyor bak. Allah Allah, hayrola dedim. Geldi, Hasan Hoca dedi, komutan sizi çağırıyor. Lan ne oldu herhalde avlandan yanlış bir şey mi yaptık, ne oldu diye. Neyse koşa koşa gittik karakola, yani jandarma karakoluna. Dedi ki Hasan Hoca dedi, sana dedi bir telgraf var dedi. Hayrola nereden geliyor dedi. Dedi ki Milli Eğitim'den geliyor şeydeki Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden. Ne diyor? İşte İstanbul'da Türkiye'nin ikinci spor yüksek öğrenim veren kurumu açılıyor. Ve buraya öğrenci alacaklar. Eğer yetişebilirsen hemen gel biz senin fiş dilekçeni buradan hazırlarız. Ona göre şey hareket etti. O köye de haftada bir defa cip geliyor ve o cip de geldi gitti. Cuma günleri geliyordu. Cumartesi günümüz. Ve bakınız öyle bir tesadüf, bir hayat insanı ne kadar değiştirebiliyor. Yani o anda karşınıza çıkan şey. Daha anlatacaklarım var bu konuyla ilgili. Neyse biz apar topar ne yapalım ne edelim. Baktık yok dedim ki komutan siz bana dedim iki tane at vereceksiniz. Bir de er vereceksiniz yanıma. Atlan dağdan o zaman sahilden yok Kumluca'dan. Elmalı üzerinden var. Ama yine aynı şeyi yolu Gödene Yaylası üzerinden bir yol daha var. Bilmem bilenler var mıdır? O yol köy yolu, dağ yolu böyle bir dağ yolu. Antalya'nın şey çıkışı İzmir tarafındaki çıkışına iniyor. Neyse biz apar topar dedi ki hayır dedi olmaz dedi ne olur. Dedi oraya sizin gidişiniz dedi gece yarısı saat 5'e 6'yı bulur sabah dedi. Ben dedi sizi kurda kuşa yem edemem dedi yollayamam dedi. Böyle bir sorumluluğu üstüme alamam. Allah Allah ne yapacağız boynumuzu tam büktük bir motor sesi geldi. Hemen koştuk dışarıya ne ki ne oluyor ne geliyor. Ama baktık bizim Hasan yani köye gelen şoför. Ya Hasan hoş geldin nasılsın falan filan. Dedi ki bu acil dedi bir evrak vardı onu getirdim döneceğim dedi.
İyi tamam hemen ben de geliyorum dedim. Kaptım çantamı. Hasan'ın cipine bindik. Doğru Kumluca'ya indik. İndik akşam üzeri böyle. Trafik lambaları yanıp sönüyor. Tam o sırada, bu arada vakti geçirirsem kusura bakmayın, orada hemen kesebiliriz. Neyse hemen biz kamyona yanaş dedim. Yanaştı kamyona. Dedi ki dedim ki arkadaş nereye gidiyorsun dedim. Dedi ki İstanbul'a gidiyorum dedi. Ay güzel ben de İstanbul'a gidiyorum. Bir gitmek istiyorum dedim. Ne yaparız? Nasıl gideriz falan filan. Ne zaman varabilirsiniz? Dedi ki ben dedi salı günü ancak varırım. Dedi. Tabii pazartesi günü sınav. Bu olmadı. Ne yapabilirim? Benim durumum böyle böyle dedi. Dedi ki şunu yaparız dedi. Buradan dedi Korkuteli'ne kadar gelirsin benden beraber. Sabaha karşı Korkuteli'ne varırız. Sabahleyin oradan Antalya'ya minibüsler var. Atlar minibüste gidersin. Ondan sonra oradan da ya uçak ya şey ne bulursan gidersin. Tamam dedik hemen Hasan'a Allah'a ısmarladık dedik. Çantayı kaptık bindik şey kamyona. Kamyon tıkır 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 dediği saatte akşam sabahleyin saat 7 civarında biz Kokuteli'ne vardık. Orada, pardon Elmalı'ya vardık. Elmalı'dan dedi ki hemen aşağı indik hakikaten dedi bak şuradaki minibüsler dedi koştuk hemen minibüse bindik. Aşağı yukarı saat 10 civarıydı 11 civarı falandı şeye vardık Antalya. Hemen milli eğitime gittim dedim böyle böyle bana bir telgraf çekti şey sayın müfettişim ne yapalım? Dedi ki siz dedi hemen dedi İstanbul'a yarın sınava yetişecek vasıtayı önce bulun sonra gelin dedi. Biz senin şeyini hazırlarız. Ve kış Şubat ayı. Neyse hemen koşa koşa gittik şeye. Bütün servisleri geziyorum. Keşke o zaman ulus önde servisi olsaydı o zaman. Neyse bir tane şey bulduk. Kime sorsam Allah bilir diyor. Başka bir şey demiyorlar. Ya iyi güzel Allah bilir de. Deyin ki Allah bilir ama şu saatte varabiliriz bir aksaklık olmasa. Ben ona göre gideceğim. Neyse bir tanesi artık evet dedi Allah bilir ama dedi yarın saat 8 8.30 gibi İstanbul'da olur. Ha tamam hemen belli bileti verin dedim. Bileti aldım doğru gittim milli eğitime fiş dilekçeyi aldık. Neyse fiş dilekçeyi aldık. Fiş dilekçeye şöyle bir baktım 15 gün ceza yazıyorum. Eyvah dedik gene olmayacak bu iş ama. Gidelim bir şansımızı deneyelim. Neyse bindik otobüse otobüsten geliyoruz. Afyon'un oraya yukarı doğru çıkarken bir yokuş geldi böyle. Çıkan arabalar kayıyor yan tarafa. Çıkan kayıyor yan tarafa çekiliyor. Böyle bir aralık kaldı. Dedim aman dedim ne olur şoföre de anlattım durumunu. Gel buraya yanımda otur dedi. O şoför koltuğunda otur, şey muavin koltuğunda oturduk. Oradan bile benim sırtımdan terler akıyor. Neyse çıktık şeye. Yokuşa bir başladı gıl 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 dedi. İkinci vitesle beraber yokuşu çıktı ben nefes aldım dedim tamam dedim artık herhalde varırız. Neyse gerçekten saat 8 gibi sabahleyin Haydarpaşa'nın oraya vardık. Vardık ama İstanbul'a ilk defa geliyorum. Yani bilmiyorum İstanbul'u. Nerede bir okul? Nereye gideceğim? Dedim ki hemen şurada taksiler var ineyim sorayım bakayım belki onlar bilirler dedim ona göre. Dedi ki bana karşıda mı? Yoksa burada mı şey yoksa şeyden haremden karşıya geçecek. Neyse hemen aşağı atladım doğru taksilerin birine dedim ki böyle böyle bir okul varmış burada. Eğitim enstitüsü açılmış. Biliyor musunuz yerini? Tabii tabii de bizi de habire adam taşıyoruz oraya sınav yapılıyor. Tamam dedim şoföre Allah'a ısmarladık dedim çantayı kaptım. Taksiye oradan gittik tam şeye okula geldik. İndim şeyin karşısına. Şimdi ne yapacağız derdi. Hemen koşa koşa idareyi kısmak istedim. O zaman rahmetli Ahmet Bey vardı. Ahmet Bey'e gittim. Dedim hocam ben böyle böyle şu maceralarla geldim. İşte benim form dilekçem, fiş dilekçem. Siz bilirsiniz ne yaparsanız dedim ona göre. Geç kaldın dedi, olmaz böyle şey dedi falan. Ona böyle böyle şeyleri vardır, çıkışları vardır. Neyse indim verdim ben dedim hocam siz bilirsiniz aha dilekçem ben çıkıyorum eğer mümkün olursa alırsınız sınava bu kadar yol boşa geçmemiş olur ama değilse sizin bileceğiniz iş yapabileceğimiz bir şey yok. Neyse indim aşağıya aşağıda da sınava gireceklerin listesi asılmış tabii benim adım yok orada duruyor önceden asılmış. Biraz sonra baktım Ahmet Bey elinde bir şeyle beraber bir portföy kağıdı ile beraber geldi. Altına yazdı Hasan Kasap. Ha dedim şimdi yeter. Onun için girelim. Sınava girdik.
Sınava girdik, sordukları soru, önce bir sözlü kültür sorusu soruyorlar. Dediler ki, Türk milli takımın, güreş milli takımının efendim beslenme bilgisi hakkında düşündüklerinizi yazınız. Bununla ilgili bir kompozisyon yazınız. Ben de o düşündüm, taşındım, hemen bir başlık attım. Dedim ki, Türk milli takımının yemek kültürü, beslenme kültürü Bolulu aşçının bildiği kadardır. Diyerek öylece şeyi tamamladım. Daha sonra rahmetli Mehmet Arkan hoca dedi ki, ya dedi, öyle bir kompozisyon geldi, aldı geldi sınıfa getirdi şey öyle bir kompozisyon, öyle bir şey ki dedi, bunu dedi mutlaka bu makalenin yayınlanması lazım dedi. Öyle aldı, ne yaptı bilmiyorum. Böyle bir önemli öğretmen eğitim meclisi sınavına girişim, ikinci defa girişim, bir şans olarak, gerçekten büyük bir şanstı benim o sınava yetişme. Öylesine bir şey. Neyse, biz eğitim meclisine girdik, bir koşuyoruz, bir atlıyoruz, bir sürü şeyler, yine 5 tane müsabaka. Bir bakıyorum, şimdi o zaman iki sınav vardı. Birincisi teorik alanda şimdiki YÖK sınavı gibi bir sınav, eğitim mensupları için özel bir sınav vardı. Sadece eğitim mensupları için. Ondan sonra arkasından da uygulamalı olarak sınav yaptı. Müzikte de öyleydi, resimde de öyleydi biliyorsunuz. Neyse, ben sınava şeyde bütün o senenin yarısında açıldığı için herhangi bir ön sınav yapılmadı. Yani direkt uygulamalı sınava alındık. Öyle olunca daha önce sınav kazanamayan bir sürü insan gelmiş. 500 küsür kişi o zaman. 500 küsür, 534 kişiydi. 534 kişinin sınava girmesi gerçekten ve seçkin insanlar geldi. Her biri bir yerde çok önemli. Ulan gidiyorum, uzun atlamaya gidiyoruz. Arif Dormen geliyor, 6 metre 35 santim. Allah Allah, ben ne kadar sıksam 5 metre 30 santim atlıyordum. Olmadı, ne yapacağız? Neyse, yüksek atlama. Ben en kötü şeylerimden birisi yüksek atlamaydı. 1.50 falan geçiyordum. Neyse, 1.90 oldu, hala atlıyor insan. Dedim ya, yine kaybettik. Mümkün değil artık kazanmamız. Neyse, jimnastiğe geldi. Biz de kendimizi gösterdik. Birkaç kişi daha vardı, bir iki arkadaş daha vardı. Neyse, geldik sonunda mülakata. Mülakatta rahmetli Ertuğrul Günüşük vardı. Mekanı cennet olsun. Ertuğrul Günüşük Hoca dedi ki, senin dedi hiç cezan mezan var mı dedi, yani kötü hareketlerin var mı? Yok hocam dedim, ben dedim sigara içmem dedim, içki içmem, spor yaparım, şöyleyim böyleyim ama ceza tarafını hiç kapatmaya çalışmıyorum. Peki dedi, hiç cezan var mıydı dedi, artık kalkacak bir yer yok. Dedim evet dedim, bir cezam vardı, 15 gün cezam vardı. Neydi peki? Ben ona hikayeyi anlattım. Dedim böyle. Kendisi de Amerika'da okumuş bir hoca. Çok kültürlü bir insandı. Gerçekten hem çok nefis piyano çalardı, hem ritmik jimnastiği çok iyiydi. Çok kültürlü bir insan. Dedi ki, dedi burada da dedi, kızlar olacak dedi. Yarın dedi gene böyle dedi şeyler senin başına gelirse ne olacak dedi. Vallahi ağzımız yandı bir kere hocam. Bir kere daha olmaz herhalde dedi. Tamam dedi. Ondan sonra ben boynumu büktüm, çıktım. Dedim artık burada da hayat yok. Sen gene Antalya'nın Gödene yaylasına devam. Neyse, bekliyoruz sonuçları. Bir masa tenisi şeyimiz vardı eğitim enstitüsünde. O zaman şey, yemekhanenin hemen bitişiğinde Çağlar Hoca bilir. Böyle koridorun ortasında 2 tane masa vardı. Orada masa tenisi oynuyoruz. Neyse, birisi koşa koşa geldi. Ya dedi, listeyi astılar, bizim birisi vardı kazanmadı falan. Hangi liste? Dedi, beden eğitimi. Hemen koştuk, doğru listeye bir baktık. Ama gene Trabzon'dan gelen 2-3 arkadaş vardı. Onlar önden gitti, bakıyorlar. Böyle donmuş kalmışlar, ses yok. Ben de arkadan yavaş yavaş. Ya dedim, arkadaşlar gene bütünlemeye kaldık galiba dedim. Neyse, yanaştım. Yok dediler, sen kazandın ama biz kazanamadık. Ne diyorsunuz? Koştum bir baktım, 17. olarak kazanmışız. Neyse, 17. olarak kazandık, birincilikle mezun olduk. 96 ortalamam var yüzlerinden ve bizi öğretmen okullarına seçtiler. Biliyorsunuz Çağlar Hoca o zaman birinci, ikinci, üçüncü öğretmen okullarına yollarlardı.
Ve biz öğretmen okulu olarak Van Alpaslan Öğretmen Okulu'nu çektik mükafat olarak. Neyse gittik orada çocuklarla beraber gayet güzel çalışmalar yaptık. Hatta bir patates tarlasından, eski köy enstitüsü orası. Eski bir patates tarlasından bir futbol sahası kenarına atletizm pisti ve jimnastik paralelleri demirden yapıldı. Onlarla beraber, çocuklarla beraber yaptık onu akşam sabah. Bitirdikten sonra da çocuklarla bir spor bayramı yaptık. O akşam dediler ki çocuklar, hocam biz meşaleleri sabaha kadar burada nöbet tutacağız, bekleyeceğiz. Öylesine bir ruh vardı orada. Ve çok saygılı çocuklardı. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Ve çok ilginçtir. Bu Van Alpaslan Öğretmen Okulu'nun o seneki mezunları bu Ekim ayında şeyde Dikili'de bir araya geliyorlar. Bizi de davet ettiler. Gideceğiz onlarla, beraber olacağız kısmet olursa. Sonra başladık şeylere. Spor devam ediyor. Bir yandan asistanlığa hazırlanıyorum. Asistanlık ilanı verilmişti. Ve hoca özel olarak bana yazdı, gönderdi. Mutlaka sınava gir diye. Biz ayağımıza ağırlıkları bağlayıp, kum torbalarını bağlayıp dağlara doğru sürekli koşup hazırlanıyoruz. Neyse geldik İstanbul'da. Girdik, sınava girdik. O sınavı da birincilikle kazandım. Asistan olarak artık şeyden Van Alpaslan Öğretmen Okulu'ndan ayrıldık. Ve asistanlıktan sonra kısmet oldu. İşte tezimizi verdik. Tezden sonra öğretim görevlisi olduk. Fakat o zaman bir durum vardı. Biz öğretmen okulu mezunu olduğumuz için bizi lise mezunu bile saymazlardı. Çağlar Hoca gayet iyi bilecekler. Ve ben yüksek lisans doktora yapmak istiyordum. Giremiyorsunuz, lise mezunu saymıyorsunuz. Neyse ta şeye kadar, o şeye geçmiş olmama rağmen, öğretim görevlisi olmama rağmen hiçbir işe yaramıyordu o. Yani asistanlığımız tamamen boş gibi geldi geçti ama güzel bir tez hazırladı. Sonra arkasından biz YÖK zamanına doğru geliyoruz. Orayı hemen geçelim isterseniz, YÖK aşamasına kadar olan süreci. O sırada bombalar patlıyor her tarafta, sağlı sollu şeyler var, olaylar var. Nasıl bir sıkıntı, nasıl bir şey okutamıyor. Bir sağ kesim geliyor, okulu basıyor, alıyor. Bir sol kesim geliyor, alıyor. Fakat şu anda gururla söyleyeceğim bir şey var ki, hangi taraftan olursa olsun, ne zaman görseler hepsi koşar elimi öperler. Hiç tarafkirlik yapmadık. Onlara insan olarak baktık. Bunun gururunu her zaman yaşar. O sırada artık dediler ki sizin okulunuz polis okulu olacak. Onun için burayı kapatıyoruz. Siz o zaman spor akademisi vardı. Spor akademisine mi geçmek istersiniz yoksa ortaokullara, liselere hoca mı gitmek istersiniz? Biz de akademiyi seçecektik o zaman, daha seçmedik. Tam o sırada Almanya'da benim birader babamdan dolayı orada kalıyordu. Veget firmasında satış elemanıydı. Dedi ki abi dedi, gel dedi, burada da oku dedi. Burada da yüksek lisans doktora yapabilirsin dedi. Tamam bir deneyelim dedim. 3 ay ben Kartal'dan kalkıyorum gidiyorum Alman Lisesi'ne. Alman Lisesi'nde Almanca öğreniyorum. 3 ay böyle çalıştım. Sonra doğru Almanya'ya gittim. Almanya'da Berlin'de Freie Üniversite'ye belgelerimi verdim. Kabul ettiler. Dediler ki biz bir sene yalnız bizim öğrencimiz olacaksın. Yüksek sene yapmadan doğrudan şey yapabilirsin. Doktoraya başlayabilirsin. O benim arayıp da bulamadığım şey. Neyse biraz çalıştık. Ve orada aynı zamanda Hartnack Schule vardı. Hartnack Schule'ye devam ettim yine Almanca'ya. O da çok ilginç bir şeydir. İlk defa Hartnack Schule'ye gittiğimde dediler ki sınıflarımız var. Ben hikayemi anlattım dedim. Böyle böyle Almanca'ya başladım şu seviyedeyim. Dediler ki bizim dediler çeşitli seviye kurslarımız var. Hangisinden istersen başla. Ama git bak hepsinde bir gir dolaş. Hangisinde senin için uygun geliyorsa oradan kaydını yaparsın. Tamam dedik, gittik. Önce temel bir sınıfa gittik. Baktık bana kolay geldi. Ondan sonra bir üst sınıfa gittik. O da kolay geldi. Ortayı biraz geçen bir grup vardı. Tamam burası iyi dedik. Ondan sonra bir de akşam konuşma kursu var. Yunanlı bir arkadaş veriyor. Neyse ne yapalım dedik. Ben şimdi
O temelin bir üstü olan kurstaki hocaya dedim ki ya ben böyle böyle ben sizi dinleyebilir miyim? Kursa yazılacağım ama ben size her akşam gelsem şey yapar mısınız? Kabul eder misiniz? Olur, gel, önemli değil dedi de. Neyse oradan bir üst sınıfa, esas devam etmek istediğim sınıfa gittim. Oradakine kaydımı yaptırdım. Ama o Yunanlı'nın konuşma kursuna da gittim, dedim Yunanlı'ya komşu dedim. Ya böyle böyle bir durum var. Ben senin dersine gelmek istiyorum. Ama dedim ben normalde şu gruptayım. Olur gel dedi komşu dedi. Neyse ben her akşam 3 tane kursa gidiyorum. Her biri 2 saat yaklaşık olarak. Yaklaşık 3 ay falan devam ettim o kursa. Ve ondan sonra da oranın bir ilkokul şeyini ilkokulların okulda bizim Milli Eğitim Müdürlüğü gibi müdürlükleri var onların. Oraya başvurduk. Dediler ki işte filancaya bir okul var. Orası sizi belki kabul edebilir. Yabancılar var orada okuyanlar. Onlara ilkokul öğretmenliği yapabilirsin. Belgelerimi de vermiştim. Gittik. Orayı bir gördük. Girdik sınıfa. Dinledim biraz. Anlatmıştım bunu. Bir matematik soruları falan filan vermişlerdi. Matematik sorularına çocuklar böyle bakıp duruyorlar. Dedim ki anladınız mı soruları dedim. Anlamadık dediler. Yarısı çoğu Türk ama değişik ülkelerden de var. Ondan sonra ben onlara hikaye, şeyi anlattım. Olay ne olduğunu matematik. Ama şakır şakır çözdüler. Dedim hadi bakalım gidin şimdi bunu tahtada hocanıza el kaldırın sorun. Gittiler hemen kaldırdılar. Çocuklar çabuk çabuk tahtada çözdüler. Kadın dedi ki ya sen bunlara ne yaptın dedi. Bunlar yapamazlar mümkün değil. Yapıyorlar dedim. Bunların dedim sorunu problem çözme yeteneği ya da zekası değil. Bunların sorunu değil bilmiyorlar. Onun için bunlara paralel bir program yapmak lazım. Yani Türkçe, Almanca yahut işte hangi dili varsa kişinin o dil artı Almanca olmak üzere entegre bir program yapmak lazım. Sen bunu dedi müdüre anlatır mısın? Tabii anlatırım dedim. Gittik müdüre anlattık. Müdür durdu böyle burnunu kaldıra kaldıra bana baktı. Dedi ki onların dedi Almanca bilmemesi benim hiç umurumda değil. Çok fena sinirlendim. Dedim ki ve dedim siz bir eğitimcisiniz dedim. Siz bir eğitimcisiniz galiba ben yanlış yerdeyim dedim. Ondan sonra oradan ayrıldık geldik. Sonra 12 Eylül oldu. Çağırdılar. Dediler ki gel ya gel ya tamamen istifa et. Çünkü 3 ay izinle gitmiştim buradan. Geldik, döndük geldik. 3 ay beklemem gerekiyordu zaten hem üniversiteye başlayabilmem için hem de işe başlayabilmem için. Döndük geldik. Sonra da mecburen burada artık devam ettik. Spor akademisine girdiğimizde de birleştiğimizde eğitim fakültesine bağlı olarak birleştik. Ve orada Kutsap Yener, ömrü uzun olsun, Profesör Doktor Kutsap Yener, ortopedisttir kendisi. Yüksekokul müdürümüz daha doğrusu o zaman bölüm başkanımızdı. Dedi ki biz dedi şey yapalım. Lisans tamamlama programı yapalım dediler. Neyse lisans tamamlama programının içeriğini hazırladık. O oldu. Neyse lisansı tamamladık. Arkasından bu YÖK'te yeni bir yasa çıkmıştı. O yasanın bir maddesine göre yüksek öğretimde hocalık yapanlar aynı zamanda şeyde doktoraya başlayabilirler. Doktora ön şeyini verdikten sonra hem lisan hem de yeterlilik sınavı. Neyse yeterlilik sınavını verdik, yabancı dil sınavını verdik ve doktoraya başladık ve doktorayı verdik. Doktordan sonra da kısmet oldu. Artık yardımcı doçent ve çalışmalarımızda kısmet oldu, profesör olduk. Ve bugünkü yaşamımıza kadar böyle aşağı yukarı 52 sene oldu hizmet alanım benim şeyden bu yana. İlkokul öğretmenliğinden bu yana 52-53 sene oldu. Böyle bir hayatım var. Bu arada tabii Van Alparslan Öğretmen Okulu'nda eşimle tanıştım. Ve ben asistan olarak şeye geldikten sonra, İstanbul'a geldikten sonra o da süresini doldurmuştu. Mersin Öğretmen Okulu'na tayinlik çıktı. Ona acele bir nikah yaptık ve onu İstanbul'a aldık. Kartal sesine geldi. Ve ondan bu yana da gayet iyi bir hayatımız var. Yani şükür olsun. Böyle bir kısaca hayatımı anlatmaya çalıştım. Önemli noktalara, kilit noktalarını değinmeye çalıştım.
Gerçekten bazı tesadüfler benim yaşamımı büyük ölçüde etkiledi ve değiştirdi. Belki o cezayı almasaydım gazi eğitime mutlaka girmiş olacaktım. O zaman farklı bir alan olacaktı. Avrupa sınavları vardı. Hep kendi öğrencilerini aldılar. Biz girdik sınava, o zaman almadılar bizi. Avrupa sınavında Avrupa'ya gidiş, işte Köln Spor Yüksek Okulu'nda o zaman birçok şey alıyordu bizden. Öğrenci alıyordu, mezunlar alıyordu. O zaman giremedik şeyde, ama bir başka yol.